Gül Kokulu Mutfakları hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane, tadını doyamayacağınız tavuk salatası yapacağız. Bunun için 2 adet tavuk göğsümüzü tenceremizin içerisine alıyoruz ve üzerine geçecek kadar su ilave ediyoruz. Tavuklarımızın haşlanmasını sağlıyoruz. Haşlanan tavuklarımızı kabımızın içerisine alıyoruz ve küçük küçük parçalara ayırarak didiyoruz. Ne kadar küçük parçaya ayırırsanız aslında o kadar iyi ama ne yazık ki benim çok fazla vaktim yoktu. O nedenle rastgele parçalara böldüm. Tavukları ditme işlemimiz bittikten sonra 2 adet orta boy havucumuzu rendemizin ince bölümüyle rendeliyoruz. Mümkün mertebede uzun rendelemeye çalışın. Su bardağı iri dövülmüş cevizimizi ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan sonra diğer tarafta da yoğurtlu karışımımızı hazırlayacağız. Yoğurtlu harcımız için 2,5 su bardağı yoğurda ihtiyacımız var. Kabımızın içerisine 2,5 su bardağı yoğurdumuzu alıyoruz. İçerisine 2 yemek kaşığı dolusu mayonezimizi ilave ediyoruz. Damak tadımıza göre tuzu ilave ediyoruz. Ve 2 diş sarımsağı karışımımızın içerisine ekliyoruz. Homojen karışım oluncaya kadar tel çırpıcı ile çırpıyoruz. Tavuklu karışımımızın üzerine hazırlamış olduğumuz yoğurtlu harcı boşaltıyoruz. Ve bir güzel karıştırıyoruz. Servis tabağımızın içerisine alıyoruz. Minik bir tavsiyede bulunmak istiyorum hemen. Salatamızı servis etmeden bir 5-10 dakika önce servis tabağına ya da servis kasesine alacak olursanız daha iyi olur. Çünkü içerisinde yoğurt olduğu için sulanma yapacaktır. Ve bu da eğer düz bir salata tabağına koyuyorsanız kenarlarından akmasına sebep olabilir ya da hoş olmayan bir görüntüye sebep olabilir. O nedenle mümkünse servisten bir 5-10 dakika önce servis tabağını ya da kasesini almanız daha uygun olacaktır. Servis tabağımızı aldıktan sonra üzerinde ufak düzeltmeler yapıyoruz ve kenarlarını ince ince doğramış olduğumuz dereotu ile süslüyoruz. Üzerine isterseniz pul biber serpiştirebilirsiniz, cevizle süsleyebilirsiniz ya da iri bir şekilde rendelemiş olduğunuz havucu yine süs olarak kullanabilirsiniz. Ben dereotunu tercih ediyorum. Turuncu ve yeşili çünkü birbirine çok yakıştırıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir salata oluyor. Tadan herkesin mutlaka tarif istediği ve ev ahalisinin de bayılarak yediği bir lezzet. Mutlaka ama mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.